Efendim Arda ile omuz omuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün mutfağımın ve tezgahının konuğu Kaan Sekban. Hoş geldin Kaan. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyi. Sen? Bomba. Şimdi Kaan'ı efendim yaptığı tek kişilik şovlardan, yeni yapmaya başladığı böyle güzel bir sohbet programından, zaten sosyal medyadaki paylaşımlarından yeteri kadar tanıyoruz. Ama bugün inanılmaz güzel bir yemek yaparken şahit olacaksınız Kaan'a. İnşallah. Şimdi bak bu kadar hazırladım. Acayip gazı verdin. İnşallah. Tamam. Ama yani şimdi başarmak, inanmak önemli bu işlerde. Evet. O yüzden sen bu işin altından kalkarsın. Kalkarım bence de. Annem becerikli, bana da ondan biraz geçmiş. Tabii daha çok şey yerim ama yaparım da yani. Yemek yapmayan biri değilim, yalnız yaşıyorum. Kaan Sekban'dan bugün iyi bir performans bekliyorum. Çünkü Kaan gittiği yerlerde yediği yemeklerden bugün yapacağımız tarife aşina bir insan. Yani en azından bu içerindeki bütün malzemelerin ne olduğunu biliyor. Evet, tek kişilik oyununda da zaten bu tip şeylerden dem vuruyor. Bugün iyi bir iş çıkaracaktır Kaan. Senin şov hayatına girmeden önceki bir beyaz yakalı hayatın var. Evet. Ve buna hepimiz bayağı vakıf olduk. Evet. O hayatından bazı güzellemeleri bugün sahaya çıkartacağız. Tamam. Bu yemeği hazırlarken senin ismini verdim biliyor musun? Yemeğin adı Yemeğin adı ben, Kaan yemeği mi ne? Kaan yemeği değil. Kaan yemeği. Kaan Sekban'ın beyaz yakalı günlerindeki plazalarda yaptığı yemekli öğle yemeği toplantısı tabağı. Ay çok iyi. İnanılmaz. Harika. Müthiş. İnanılmaz. Çok harika. İyi değil mi? Çok güzel. Ya eminim sen de birçoğumuz gibi böyle hani öğle yemeğine çıkıyorsun böyle yoğun toplantı. Evet. Ama hem yemek yiyelim hem toplantı yapalım. Evet nefret ederdim. Orada böyle inanılmaz böyle kimsenin anlayamayacağı böyle kelimelerin kullanıldığı cümleler evet, var. Evet nefret ederim. Sürekli gıybetlerin döndüğü. Tabii. Ve inanılmaz ya o yemeğin keyfini çıkaramazsın. Belki dünyanın en pahalı yemeğini yiyorsundur. Ama o kadar stresli bir iş konuşulur ki o anda. Yani yemek mi yiyorum, zehir mi içiyorum belli olmaz. O yüzden şu an en azından o stresimiz yok. Şimdi öyle bir tabak yapacağız. Çok güzel bir tabak. Yemeğin gerçek adı da ince bulgurlu bir somon tabağı. İnce bulgurlu somon. Evet, tamam. İnce bulgur bildiğim bir malzeme. Tamam. Somon zaten somon. Ezber, değil mi? Evet. Üstüne güzel bir chimichurri sos yaparız. Ne sos? Chimichurri. Chimichurri'yi çok yanına severim. Güzel böyle bir sebzelerle ve meyvelerle bir yan garnitür yaparız. Meyvelerle da süper. Böyle tam böyle fanfilikli bir yemek yapacağız yani. Tam bir beyaz yaka yemeği oldu şu an. Tam üst yönetimle hani yemeğe çıkılmış. Ve böyle bir genel müdür yardımcısı falan var karşında. O bundan söylüyor. Sen ondan söylediği için sen de ondan söylemek zorunda kalıyorsun. Aslında daha böyle rahat, yemek istiyorsun, daha rahat bir şey evet, ya da böyle hamburger falan yemek istiyorsun. Ama sen de ona iştirak etmek istiyorsun. Ve gelen meyveleri görüyorsun somonun yanında ve şok geçiriyorsun. Yani bunu bununla nasıl yiyeceğim diye. Çok güzel o travmaları bana yaşattığın için çok teşekkür ediyorum. Yaparken de inşallah çok eğleneceğiz. Daha yeni başlıyoruz öyle söyleyeyim sana. Çok iyi. Travmalarımız yeni başlıyor. Bunu yapmak için 25 dakikamız var. Ah bir de süre harika. Çünkü yani restoranda zaten şimdi mesela gittin tabii restorana tabağı istedin. 25 dakikada Kaan Sekban'ın sizler için hazırlayacağı inanılmaz lezzetli bir somon yiyeceksiniz efendim. Evde yapacaksınız, yiyeceksiniz. Çünkü Kaan burada yapacak. Ben yapacağım evet ben. Hazır yapacağım. Mısın? Hazırım. O zaman Arda ile omuz omuza başlıyor. Kaan başladık. Evet evet şu an onu yapıyorum ben de tam. Beyaz bir parça var. Evet tava evet 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 tam öyle oldu. İçinde sebzeler var. İnce bulgur. Hayır hayır su kaynağı. Ha kettle'ın suyunu mu diyorsun? Evet evet minnacık doğraman lazım. Çünkü minnacık doğramazsan eğer dağılacaklar. Yeşil kısımlarını parçalayıcı yaptım. Dediğin şu herhalde. Makasla kesebilirsin istersen bıçakla kes. Arkanı döndüğünde göreceksin çemberi. Çember mi? Ters çevirip fırına at. Ters mi çevireyim? Bir kevgir al, kaynayan bütün yeşillikleri çıkaracağız. Evet, aynen öyle. Tamam, kevgir bu. En kevgire benzeyen şey bu. Orada blanşe ettikten sonra ortada bir şey kesip tavaya atıyorsun. Hazırsan artık tabaklamaya geçiyoruz. Değilsen ne oluyor? Değilsen tabaklamaya geçiyorum ben. Sen bana yetişemiyorsun. Sonra masadaki beyaz yakalılar diyor ki... Pardon. Tam denginde pişmiş bir kısım geliyor. İnanılmaz geldi gördünüz mü? Vay. Ya bir şey söyleyeceğim. Vay. O kadar vay kötü değil. Bu yeni başladığında bankaya Kaan. Bu 10 yılın sonundaki Kaan. Kaan başladık. Evet. Şimdi bak ilk yapacağımız şey önünde deniz börülceleri görüyorsun. Deniz börülceleri evet, şu. Evet bu deniz börülcelerini kaynayan suyun içerisine direkt olarak at lütfen. Direkt olarak atıyorum. Sonra önünde Brüksel lahanaları var tabağın içinde. Brüksel lahanası. Küçük bir bıçakla Brüksel lahanalarının hafif üstündeki bu var olan birazcık böyle kalın yapraklarını, evet, tozlu topraklı yapraklarını çıkartıp kökünde de eğer ihtiyaç varsa ufak tefek
var olan o kalın kısımlarını hafif alıyorsun. Tamam. Ama böyle kendi halinde duruyor bunlar. 4 tane falan yeter. Onları da suyun içine atıyoruz. Kaynar suyun içine mi? Kaynar suyun içine atıyoruz. 4 tane. Evet. Fotoğrafik tamam. Hafızan iyi midir? Göreceğiz, bilmiyorum. Şu an hiçbir şey bilmiyorum kendimle ilgili. Ha, yok yok. Fotoğrafik hafızan bence çok iyidir. Alt tarafta kettle var. Kettle'ın düğmesine bas ve suyu kaynatmaya başla lütfen. Kettle'ın düğmesine basıyorum. Evet. Tamam, bir kettle'ın dakika. Kettle'ın düğmesine bas ve suyu kaynatmaya başla. Arkasından alt taraftan bir cam kase alıp tezgahın üstüne geliyorsun. Evet. Sonra lavaboya gel. Burada buluşalım seninle. Bak, harika. İnce bulgur. Sende i̇nce de var bulgur. Bir tane. Bende de var. Harika. Harika. Evet. İnce bulgur alıyorsun ve bu cam kasenin içine 3 yemek kaşığı ince bulgur koyuyorsun. Tamam. Her şey son derece kontrollü gidiyor değil mi? Çok güzel ya. 10 numara. Hiçbir şey yokmuş bunda. Tabii ya, bir şey değil. Nedir? Derli toplu çalışıyoruz. Tertemiz. Yerine koyuyoruz tekrardan. Evet. Tamam. Altta suyun kaynamasını bekliyoruz. Hangi tarz bıçakla rahat çalışırsın Kaan? Orta boy. Ben büyükle çalışıyorum. O yüzden büyükle tamam, devam ediyorum. Büyükle. Şimdi bak, kırmızı, sarı ve yeşil biberler var. Evet. Bunlardan 5'te 1'i olacak kadar kesmeni rica ediyorum senden. Yani biberin sadece dışındaki etli kısımları var ya. Evet. 5'te 1'i olacak kadar kesiyorsun. 5'te 1'i, 5'e bölüyorum yani. Yok ya, sadece dışındaki etli olan kısmını alsan bana yeter. Tamam. Sonra bunları en ince ayarda doğruyoruz. Yani beyaz yakalı lisanıyla fine burnuaz doğruyoruz Kaan. Tamam. İnşallah hiç doğru. Hiç mesela doğru. Hayatında herhangi bir sebzeyi fine burnuaz doğradın mı? Hiç olmadı. Şu an bir ilki yaşıyorum. Vallahi mi? Yapamıyorum şu an. Peki, fine burnuaz doğramak ne demek biliyor musun? Önce jülyen doğruyorsun. Sonra jülyen doğradıklarının hepsini mümkün olduğu kadar ince ince doğruyorsun. Tamam. Jülyen doğramak. Anneme desem ki şunları fine burnuaz doğra, vallahi terlikle kovalar kadın beni. Önce jülyen, yani böyle bir batonet gibi, yani böyle bir şey gibi, kibrit çöpü gibi. Yani gerçekten önceki hayatında beyaz yakalıydın herhalde. O kadar benim bilmediğim bile deyimler kullanıyorsun ki şu an. Bunlar mutfaktaki deyimler aslında ama tam böyle beyaz yakalı da değil. Bu bayağı bildiğin uluslararası mutfaktaki tabirler ama böyle ince ince, en ince ayarda doğruyorsun bunları. Jülyen doğrama tekniğini öğrendim. Bir de bir şey daha söyledi. Onu anlamadım. Fine burnuaz doğramak istiyorsanız herhangi bir sebzeyi önce genellikle jülyen, yani böyle ince ince doğrarsınız. Sonra da küçük 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 küpler yaparsınız. Bu tarifte öyle doğramak önemli. Öbür türlü ince bulgur bir araya gelmez, dağılır. Şimdi hızlıca hemen kaynayan suyumuzla beraber ince bulgurumuza geliyoruz Kaan. Tamam. Bak, kaynayan suyu ince bulgurun üstüne döküyorsun ama böyle yarım parmak üstüne çıkacak kadar döküyorsun. Daha da fazla değil. İçinde sebzeler var. İnce bulgur. Hayır hayır, su kaynayan... Ha, kettle'ın suyunu mu diyorsun? Evet evet, ince bulgur. Üstüne yarım parmak çıkacak kadar su ekliyorsun. Ne oldu? Bir şeyler düştü yere. Ay, sinirlerim bozuldu. Dur, onu daha bozulmasın. Sonra da üstüne bir peçete koyuyorsun. Peçete evet. Suya değmiyor. Evet. Ama onun havayla temasını kesiyorsun. Anladın mı? Tabii ki hayır. Peki bir daha sor, ben tekrar edeyim hemen. Peçeteyi suyun üstüne değmeyecek şekilde, havayla teması kesecek şekilde ara bir kat yapıyorum yani oraya. Evet, üstüne böyle kapatıyorsun ama suya değmesin peçete, suyu emmesin. Yani o anladım. Su ince bulguru şişirsin. Şimdi bak, ince, bunların hepsini doğradım. Evet. Fakat o sırada tava var ya, tava. Tava, evet. Büyük tavayı ocağın üstüne al. Büyük tavayı. Evet, ocağın üstüne al. Duruyor. Ve bunu böyle hafifçe ısıtmaya başla. Tavayı ısıtmaya başlıyorum. Evet, büyük tavayı ocağa al, altını yak. Evet, hafifçe ama. En hızlı ayara geçirmeni isteyeceğim. En evet. Yüksek, tamam. 9 numaraya. Getirdim. Tamam. Evet, getirdim. Şimdi biberlerini doğradın mı? Doğradım. Harikasın. Galiba doğradım yani. Tamam. Şimdi sarı, kırmızı ve yeşil biberler. Bunlar bizim ilk şeyimiz. Bunları minnacık doğraman lazım. Çünkü minnacık doğramazsan eğer bunlar yapacağın tabanda dağılacaklar. Tamam mı? Hmm. Bu çok arada minnacık değiller şu an ama devam kaynayan, ediyorum. Kaynayan suyun içindeki yeşillikler ne durumda? Kaynayan suyun içindeki yeşillikler hala yeşil ve kaynıyorlar. Çok güzel. Zaten yemyeşil kalacaklar ve güzelce kaynayacaklar. Bu sırada tavan ısındı mı? Tava bence ısındı. Harika. Bunun içerisine bir parça, şöyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorsun. Bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyacağım. Aynen öyle. İki tane zeytinyağı var önünde. Bir tanesi renkli bir yağ, evet. Bir tanesi klasik zeytinyağı. Klasiği koyabilirsin. Klasiği koyuyorum. Harikasın, harikasın. Isınan tavanın içerisine buradaki doğradığın renkli biberleri koyuyorsun Kaan. Hemen koyuyorum. Harikasın, inanılmaz iyi gidiyorsun. Üstüne bir parçacık tuz. Bir parçacık da karabiber ekliyorsun ve biberlerini burada
şöyle bir tahta kaşıkla güzelce çeviriyorsun yağda. Evet, şu an onu yapıyorum ben de. Tam koydum tavaya. Harika, harikasın. 10 numara gidiyor. Şimdi buna bir güzel bir chimichurri sos hazırlayacağız. Chimichurri sos, içi yapmak için sabırsızlanıyorum. Alt tarafta bir tane küçük parçalayıcın var. Evet. Bu parçalayıcının içerisine tezgahın üstünde gördüğün 2 tane taze soğan. Ben taze soğanların özellikle beyaz kısımlarını kullanıyorum. Birazcık da yeşil kısımlarını parçalayıcı dediğin şu herhalde. Evet. Evet, alt tarafta bir parçalayıcı var. Makasla kesebilirsin, istersen bıçakla kes. Önünde bak yeşillikler var. Birazcık maydanoz, tamam? Tamam. Birazcık dereotu. Şöyle birer dolu tutamı makasla kesip koy içerisine. Sanki böyle botanik dersi. Tamam, yani maydanozları mı koyacağım parçalı için içine? Maydanoz koyacaksın. Tamam. Nane koyacaksın, 8-10 yaprak. Tamam. Dereotu koyacaksın ve taze soğan koyacaksın. Taze soğan nerede acaba? Taze soğan. Hepsi önünde. Hepsi önünde. Hepsi önündeki o yeşillik buketinin içinde. Evet. Sonra da tezgahının üzerinde kereviz sapı görüyorsun. Bu kereviz sapının uç ve kök kısmını ayır. Ortada kalan göbek kısmını direkt olarak parçalayıcının içine at lütfen. Kereviz sapı tezgahımın üstünde görüyorum. Evet, tezgahın üstünde bir sürü böyle yeşillikler, şeyler, biberler, biberler var ya. Evet. Oraya atacaksın onu. Tamam, o sapı ne yapıyorum şimdi? Hepsini parçalayıcının içine atıyorsun. Heh. O sırada biberlerini şöyle hafiften soteliyorsun. Tamam. Aa, tamam. Yakmayacağız biberleri çünkü. Çok tamam, önemli. Aynen, çeviriyoruz şimdi tamam. Biberleri. Hafiften evet. Şöyle bir güzel çevirdim. Birazcık diriliklerini aldım. Artık ince bulgurla birleştirebilirim Kaan. İnce bulgurla tavaya mı döküyorum? Bak şimdi hayır. Heh. İnce bulguru tezgahın üstüne al. Tamam. Üstündeki peçeteyi kaldır. Şişmiş mi? Şişmiş. Vallahi mı? Yok, birazcık yok. Tuz koy içine. Tamam. Birazcık karabiber koy ince bulgura. Evet. Sonra da bu hazırladığın biberleri al. Evet. Direkt olarak ince bulgurun içerisine transfer et. Kasenin içine yani. Evet, aynen öyle. Evet, bu da yapıldı. Hafif biberlerin biraz canını aldık, biraz evet. Öldürdük, işi bitirdik. Tamam. Tavanın altını kapatıyorum. Tavanın altını kapatıyorsun. Tava kenarda dursun, onu biz kullanacağız. Tamam. Tamam mı? Tamam. Harika. Şimdi evet. Sol tarafında duran servis tabağını al lütfen. Yemek tabağını mı? Evet. Tamam. Hemen arkanda da bir tane çember göreceksin. Arkanı döndüğünde göreceksin çemberi. Çember mi? Çember üst tarafta. Yukarıya doğru bak göreceksin. Çember burada göremiyorum ama. Çember mesela nerede? Şu bir çember, bu bir çember. Ha. Ama senin için bu çember. Ha, tamam. Her şey senin için. Tamam. Tamam. Okey. Koydun değil mi? Evet. Harika. Şimdi bak şöyle bir şey yapacağız Kaan. Evet. Bunu alacağız ve dikkatli bir vaziyette bu çemberin içine transfer edeceğiz Kaan. Bulguru mu? Evet, bulguru. Tamam. Tamam. Çemberi tabağa mı koyayım? Çemberi tabağın tam ortasına koy. Tamam. Tamam mı? Tamam. Biberler incecik ya. Evet. O incecik biberlerle beraber bu bulgur son derece belli belirsiz tatlı bir renge büründü değil mi? Evet evet, tam öyle oldu. Olağanüstü, müthiş. Şimdi bir kaşıkla... Bir evet. Yemek kaşığıyla evet. Dikkatli vaziyette bunları çemberin içerisine transfer ediyorsun Kaan. Biberli bulguru. Biberli bulguru, evet. Tamam. Ettin mi? Ediyorum bir dakika. Süper. İyice dolduruyorum. Efendim? İyice dolduruyorum çemberi. Dolduruyorsun, dolduruyorsun. Tabii. Tamam. Tamamını yapıyorsun bunun. Tamam. İyice. Sonra kaşığının arkasını kullanacak vaziyette böyle güzelce bastırıyorsun Kaan. Tamam. Bastırıyorsun, bastırıyorsun, bastırıyorsun. Evet. Hafif nemli mi bulgurun? Hafif nemli, hafif nefis, nemli. Nefis, bak iyice bastırıyorsun. Bu evet. Bastırma işlemi kalıbı çıkarttığımız zaman bunun böyle laps diye kalmasını sağlayacak. Tamam. 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 Süper hareket, süper hareket. Şimdi kalıpla beraber bunu olduğu gibi bıraktım yerinde. Tamam mı? Bekliyor, duruyor. Yani kalıbı bıraktım tabağın tamam. Üstüne. Tamam. Koydum yerine tekrardan parçalayıcıya döndüm. Parça. İçine bütün yeşillikleri koyduk. Evet. Kapağını kapattık parçalayıcının. Evet. Üstünün kafasını da taktık ve birazcık dırtlıyoruz. Bak kısa hareketler. Yani bir anda paramparça etmiyoruz, hafif dırtlıyoruz. Dırt dırt. Ha tamam. Bu bize ne sağlıyor biliyor musun Kaan? Bilmiyorum. İçeride bütün yeşilliklerin güzelce parçalanmasını ama çok ama darmadağın da olmamasını olmaması. Sağlıyor. Tamam. Son derece güzel mi? Çok güzel. Nefis mi? Harika ötesi. Olağanüstü. Muhteşem. Harika. Şimdi parçalayıcının bıçağını kenara koyabilirsin lavabonun içine. Bıçağını. Sonra bu parçalayıcının içerisine birazcık yeşil yağ sıkmanı istiyorum. Yeşil? Yeşil yağ. Yeşil yağ nedir? Yeşil yağ
Önünde iki tane yağ var dedim ya. Ha, tamam. Bir tanesi birazcık daha renkliydi, bir tanesi birazcık daha yeşil. Açık renkti. Tamam. Bu koyu renkte olan. Senin için özel hazırladık bunu. Tamam. Parçalayıcının içine mi koyuyorum bunu? Parçalayıcın yani içindeki şeyi çıkart. Söyle adını. Bıçağı. Bıçağı çıkart. Tamam. Sonra bu yeşil yağdan buradaki hazırladığım bu lezzetli chimichurri'ye koy lütfen. Tamam. Tamam mı? Böyle kalın ama hafif yağlı bir sos oldu. Tamam. Azıcık bir tuz koyacağız buna. Her aşamada tuz ve karabiber ilavemiz var Kaan. Tamam, süper. Kendimize güvenimiz tam. Her aşamada biraz tuz, karabiber, 10 numara 5 yıldız, tamam? Tamam. Müthiş. Tuz da karabiber de koydum içine. Evet. Şimdi küçük tavayı ocağın üstüne koy lütfen. Evet. Küçük tava ocağın üstünde. Altını yak. Evet. En yüksek ısıda iyice ısıtmaya başla. Tamam. Sosun çok mu kalın? Sosum. Yeşillik. Bazı yerleri. O zaman birazcık daha yağ koy. Bu biraz nasıl bir şey biliyor musun? Hafif böyle kendinden yağlı ama böyle partiküllü bir sos olacak. Tamam. Tamam, parçalı tamam. Yani. Okey. Olağanüstü. Şimdi bu sos burada dursun. Servis ederken kullanacağız. Tamam. Zaten tabağımızın dibinde de şeyi yapmıştık hatırlıyorsan. Hızlanalım ve artık balığımıza geçelim Kaan. Evet lütfen. Buzdolabına gidiyoruz. Buzdolabı. Balığımızı çıkartıyoruz. Balığımızı çıkarttık. Müthiş. Harika. Son derece güzel ve lezzetli bir somon parça var, blok. Muhteşem. Altında derili kısmı var. Derili kısmı, evet. Üstünde de etli kısmı var. Evet. Şimdi dikkat ediyorsan balığın aşağı tarafına doğru yani göğüs altına doğru olan kısmında beyaz bir parça var. Evet. Bu parça yaklaşık bıçağının et kalınlığı kadar. Hmm. O parçayı dikkatli vaziyette kesmeni rica ediyorum senden. Hmm, harika oldu. Anladın? Anladım. Süper. Ama süper. O beyazı kesiyorum değil mi? Evet, o beyaz parçayı kesiyorsun. Balığın zaten gayet güzel. Senin için bütün üzerindeki kılçığı mılçığı her şeyi ayıkladık. Harika. Daha da ne yapsın bu? Keşke şu beyazı da kesseydim. Bak şimdi tavan iyice ısındı değil mi? Tavam ısındı. İlk yapacağın şey tavaya hiçbir şey koymadan balığın derili kısmını tavaya koyacak vaziyette koyuyorsun ve ellerinle üstüne bastırıyorsun Kaan. Tamam. Ellerinin üstüne bastırmazsan derili kısım hemen toplanacaktır. Hmm. Ellerimle balığın üstüne bastırıyorum tavada. Evet, hiç hayatında böyle bir şey yapmış mıydın? Tabii ki hayır. Gerek duymadım diyorsun yani değil mi? Hayır. Normal yani bir insan balığın üstüne niye bastırayım yani? Doğru. Hemen tezgahımı temizliyorum Kaan. Evet. Orada tavayı kendi haline bırakıyorum Kaan. Bırakıyorum. Altı yanıyor. Şey de yanıyor. Su da yanıyor. Su da yanıyor. Aynen devam ediyor zaten. Zaten buradaki her şey güzelce haşlanıyor suyun içinde Kaan. Tamam, süper. Bıçağımı temizledim. Tezgahın üstüne geldim. Evet. Domatesleri ortadan ikiye doğru diklemesine olacak vaziyette kesiyorum. Domatesler dedin. Nerede domates? Önünde küçük bir sürü domates var bak. Küçük domatesler. Küçük domatesler aynen. Çeriler. Nasıl burada kesiyorum diklemesine? Üç çeşit domates var önünde. Bir tane turuncu var. Evet. Bir tane kırmızı var. Evet. Bir tane de tiger dedikleri tarz domates var. Tamam. Tiger domates. Evet. Tam beyaz yakalı işi yani. Tam nice to have. Ya yıllarca tiger domatesini öğle yemeğinde şey yedik diyorsun değil mi? Aynen. Sen mesela ister miydin tiger domates beyaz yakalı hayatında? Ben yok hiçbir şey istemezdim. Ben sadece bol bol ne kadar zararlı şey varsa ketçap, mayonez bu tarz şeyler isterdim. Heh. Onun ham maddesi olan domatesle hiç ilgilenmedim. Şimdi bak, somonun ne durumda Kaan? Somonum... İyice dumanlar çıkıyor değil mi? Hafif hafif çıkıyor, bak, evet. Bak, derili kısmı çok iyi pişti demek bu. Tavayı eline al. Evet. Ocaktan. Elimi İçerisine bir parçacık zeytinyağı ilave et, çok az ama. Tamam, bunun için niye elime aldım şey tavayı? Tavayı eline al, ocağın üstüne yapmayacaksın. Ha, tamam. Zeytinyağını ilave ettin. Sonra bunu direkt ters çevirip fırına at. Ters mi çevireyim? Evet. Harika. Ters çevirip fırına at, tamam mı? Bir dakika, şimdi, daha ters çeviremedim bile. Evet. Niye? Çünkü tam bir bekar insan gibi bıçakla ters çevirmeye çalıştım. Evet, bıçak çevirdim. Evet. Şu an çevirdim. Şimdi yeniden diğer tavanı ocağın üstüne al lütfen. Fırına attım, bir fırına saniye. Fırına attın, evet. Evet, attım. Bak şimdi diğer tavanı ocağın üstüne al. Ocağın üstünde, evet. Evet. Şeftalinden bir dilim kes. Şeftalimden bir evet, dilim şeftali, kes. Ya şeftaliyi bir böyle hani bir böyle bir parça kesersin de tam şeye gelir ya. İçindeki çekirdeğine gelene kadar gelir ya. Evet. O kadar olacak vaziyette kes. Tamam. Şeftalileri direkt olarak ısınmış olan tavanın içine al lütfen. Bir dilim mi sadece? Bir dilim kesiyorsun aynen. Tamam, bir dilimi tavaya atıyorum. Evet, ısınmış olan tavanın içine atıyorsun. Bu arada bir kevgir al. Hı hı. Kevgirle beraber. Kevgir, suyun, evet. Suyun içinde kaynayan bütün yeşillikleri çıkaracağız. Tamam mı? Suyun içindeki bütün yeşillikleri. Evet, aynen öyle. Tamam. Buzdolabında buzlu bir kase göreceksin.
Kevgir bu, en kevgire benzeyen şey bu. Buzdolabında buzlu kase. Buzdolabında buzlu kase. Onu çıkart, lavabodan içine su koy. Lavabonun içine mi su koyayım? Hayır, lavabodan buzlu kaseye su koy. Evet. Sonra burada şeftalilerini koydum. Soteliyor musun güzel? Şeftaliler dedim, bir dilim şeftali attım içine. Evet, şeftalileri soteliyorsun. Evet. Tamam. Tamam. Sonra... Neler bir, oluyor ya? Bir kevgir kullanarak nasıl gidiyor, iyi mi her şey? O kadar iyi ki yani, hiç bu kadar iyi gitmemiş. Olağanüstü. Bir kevgir kullanarak Kaan. Evet. Kaynayan suyun içindeki Brüksel lahanalarını buzlu suya çıkart. Ama tekrar geri kalan deniz börülcelerini suya koy, kaynamaya devam etsinler. Evet, börülcelere eziyet devam ediyor. Börülcelere eziyet devam. Şeftaliler of 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 nefis sotelendi bak. Brüksel lahanalarını alırken kevgir kullanmam gerektiği söylendi. Ben de orada ilk bakışta kevgir gözüme çarpmadı. Ben de dedim ki kevgir burada yoksa kevgire en benzeyen ve kevgir vazifesi görecek gereç nedir diyerek parmesan rendesi olduğunu öğrendiğim. Benim için hala benim gönlümde çok özel bir yeri var, hep kevgir olarak kalacak. Onu kullanmayı tercih ettim. Vallahi bence herkes gönlüne göre olanı kullanmalı. Allah herkesin gönlüne göre versin. İşte kimisine kevgir, kimisine parmesan rendesi. Hafif kendilerini bıraktı şeftaliler. Arda bir şey soracağım. Bu şeftaliler de beni çok korkutuyor. Çünkü ben bir dilim attım. Bir dilimi beşe böldün. Bir dilimi beşe böl demedin ki sen, dedin dilim, mi? Evet, ama dilimle dedim de beş demedim. Şeftalide bence hiçbir defo göremiyorum. Çünkü bana dedi ki şeftaliyi bir dilim yap. Tavaya at dedi. Sonra bir konuşmanın bir yerinde beşe böl demiştim falan gibi bir şey söyledi. Söylemediği şeyleri söylemiş gibi yaptı ve beni köşeye sıkıştırdı. Ama şeftalimde bir falso ben görmüyorum. Sonra domatesleri attım Kaan. Sonra Brüksel lahanalarını aldım. Ortadan ikiye kesiyorum buzlu suda. Bunlara evet. Hafif bir blanşe ettik Kaan. Bir dakika, domatesleri attım, Brüksel lahanalarını ikiye mi kestim? Evet, blanşe ettin mi? Blanşe etmek ne demek? Buzlu suyun içine çıkartıyorsun. Buzlu suyun içinden çıkarıyor muyum onları? Hayır, buzlu suyun içine çıkartıyorsun. He. Orada blanşe ettikten sonra ortada bir şey kesip tavaya atıyorsun. Tamam, blanşe ettim. Blanşe ettim tamam. Bu herhalde. Şimdi bu bizim garnitürümüz. Şöyle bir güzel soteliyorum bunların hepsini. Evet. Domatesler hafif kendini bırakacak. Tamam. Evet. Ondan sonra diğer sebzelerle beraber 10 numara 5 yıldız olacak. Biraz tuz atıyorum bunlara. O kadar güzel blanşe ediyorum ki şu an. Birazcık karabiber. Kaan. Evet, evet. Harikasın. Tabii tabii, tuz, karabiber onlar zaten. Sen söylemeden ben... Müthiş. Birazcık da zeytinyağı ilave ediyorsun. Tabii tabii, hiç kaçma. Şimdi belki süper saçma gelebilir, hani şeftali, zeytinyağı ne alaka? Tabakladığımız zaman nasıl bir şahesere dönüştüğünü göreceksin Kaan. Peki. Şimdi sebzelerin ne durumda? Sebzelerimin hangisi? Tavada sotelenenler. Tavada soteleniyor. Biraz daha sotelenmeye ihtiyacı var, 2 dakika. Olağanüstü bak, son derece güzel. Domatesler kendini bırakıyor. Ay. Benimkiler tamam. Ocaktan alıyorum artık. Tamam. Neyi, börülceleri mi? Hayır, sebzeleri. Sebzeleri alıyorum ocaktan. Evet, şimdi aldım. Sıra geldi börülcelere Kaan. Evet. Bir kevgirle kaynayan suyun içinden börülceleri alıp direkt buzlu suyun içine çıkartıyorum. Tamam. Böyle yaptığımız zaman buzlu suyun içinde bunların pişmesi duruyor ve canlı yeşil renklerini muhafaza ediyorlar Kaan. Muhakkak. Hiç hayatında deniz börülcesi hazırladın mı? Deniz börülcesini pişirip buzlu suyun içine attığımı hiç sanmıyorum hayatımda. Peki, yani başka bir şey yaptın mı deniz börülcesiyle? Hiçbir şey yapmadım. Deniz börülcesiyle hiçbir ilişkim olmadı daha önce. Deniz börülcesi, başka şeyin börülcesi de var mı bu arada? Yani deniz börülcesi olarak niye belirtiyoruz onu? Onu da mesela anlamadım ben. Deniz börülcesinin içinde bir tane böyle çok sert bir kılçığı vardır. Biz bundan kurtulmamız lazım. Bak şu dip tarafında bir kılçığı vardır. Bunu dip tarafından tutacaksın, yukarıya doğru çekeceksin. Dip tarafındaki kılçığı yukarı doğru çekmek. Bak, deniz börülcesini kök kısmından tutacaksın sağ elinle. Evet. Sol elinle sağ elinle tuttuğun parmağının uç kısmından alıp deniz börülcesini yukarıya doğru kaydıracaksın. İçindeki kılçığı böyle çikilops gibi çıkaracaksın. Wow, inanılmaz. Yaptın mı? İnanılmaz şeyler oldu ya. Nasıl şeyler? Nasıl inanılmaz? Acayip öğretici bir yayın benim için. Vallahi mı? Hı hı. Deniz börülcesiyle böyle bir güzel yakınlaştı mı? Hani böyle deniz bir... börülcesi bizim için nedir biliyor musun? Bu 3-4 günlük Alaçatı'ya tatile gideriz biz beyaz yakalılar. Heh. Ve orada mutlaka balıkçıya gidilir ve orada hayatımızda börülce yediğimiz tek yer o 3-4 günlük 8 taksitle gittiğimiz Alaçatı tatilleridir. Heh. Börülce şu an ilk defa benim mutfağıma girdi ve o yüzden bir bocalama yaşıyorum yani. Peki şimdi mesela o böyle hani masaya geliyor deniz börülcesi bir porsiyon. Hı hı. Böyle yarısını yiyorsun, bazen yiyemiyorsun filan, kimse pek yüzüne bakmıyor, sarımsaklı filan falan ya. Evet ya. Ne zorluklarla hazırlanıyor bak. Ya. Bak böyle komple göbeği çıkartıyorsun deniz börülcesinden. Deniz börülcesi garibim. Yıllardır en böyle hakkı yenen
tabaklardan bir tanesi olur restoranlarda. Gelir küçücük bir porsiyon. Oo, bir börülcüye bu kadar para yazdığında bayağı meşakkatlidir onları yıklamak. Nasıl yıklanacağını çok net anlattım. Gösterdim de tek tek. İnce ince kılçıklarından çıkaracağız. Kaan, yapmadıysan yerken artık katır katır. Deniz börülcesi bittikten sonra tabağa küçük bir not yazıp emekleriniz için çok teşekkür ederim falan yazmayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu kadar zahmetli bir şey olduğunu bilmiyordum. Ve hep deniz börülcesine kaç para yazmışlar diye gittiğim balık restoranına bakardım. Artık öyle şeyler yapmayacağım. Hazırsan artık tabaklamaya geçiyoruz. Değilsem ne oluyor? Değilsen tabaklamaya geçiyorum ben. Sen bana yetişemiyorsun. Sonra servisi geç çıkarıyoruz. Sonra masadaki beyaz yakalılar diyor ki... Pardon. Ne diyorlar? Pardon, bizim bir şey vardı da gideceğiz mesaiye. Tekrar bir şey yapabilir misiniz acaba? Hızlandırabilir miyiz? Biz hatta gitmeden telefonla arardık restoranı. Pardon, sipariş verebilir miyiz diye. Vay be. Vallahi ne dramlar yaşanır o yüzlerce lira hesap ödenen öğle yemeklerinde. Ya işte bak, restoranlar neler çekiyor gör. Bak, hazır mısın Kaan? Hazırım, tabaklamaya geçiyorum. Bu mutlu ana hazır mısın? Şimdi bak, fırındakini çıkaracağız Kaan. Fırındaki. Evet, aynen. Balığın adı yok. Fırındaki. Bak şimdi, bu fırında yaklaşık... Böyle her iki tarafı 5 dakika nefis vaziyette pişiyor. Bir tarafını tavada pişirmiştik dikkat ettiysen. Evet. Bir tarafını fırında pişirdik. Şimdi evet. Tezgahımın üstüne bir parça peçete çıkartıyorum. Ama bak, tavan hep sıcak. Dikkat et, elini asla yakma. Tamam. Hep eldivenle tutuyorsun. Evet. Dikkatli vaziyette balığı peçetenin üstüne çıkartıyorum Kaan. Hangi peçetenin? Tezgahımın üstüne çıkarttığım peçetenin. Tamam. Tamam. Balığı peçetenin üstüne çıkarmak. Balığı peçetenin üstüne çıkardık. Tamam. Evet. Şöyle... Hafifçe varsa kenarındaki köşesindeki fazla yağı alıyoruz Kaan. Nasıl bir tarif bu ya? Ha? Balığı peçetenin üstüne çıkarıp kenarındaki şeyi almak falan. Evet. Şimdi balığının derili kısmı biraz yandı mı? Derili kısmı biraz yanmış, evet. Evet. Zaten onu bilerek yaptım. Çünkü bu derili kısmı çıkartacağım. Bak, o yanmış olan derili kısmı çıkartıyorum. Alttan mükemmel ötesi, tam denginde pişmiş bir kısım geliyor. İnanılmaz geldi, gördünüz mü? Olağanüstü, bak bak. Bu derili kısmı kullanmayacağım Kaan. İnşallah. Tamam. Çıkardım, evet derili. Aynen. Bunu eğer yakmazsan alt kısım hafif pişecekti. Birazcık daha pişirmen gerekecek. Şimdi öncelikle servis tabağını önüne al lütfen. Önüme aldım. Ortasındaki çemberi çıkart. Çember. Dikkatli vaziyette yukarıya doğru kaydır. Laps. Ya. Oldu mu? Oldu tabii. Müthiş. Çok büyük katır katır doğrasaydım ben eğer sebzeleri, o çemberi çıkardığında yine devrilirdi. Küçük küçük doğradım, devrilmedi. Jülyen midir? Değildir. O ayrı tartışılır ama yine de istenilene çok yakın bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Başka türlü şimdi, mümkün değil. Hazırladığın bu lezzetli balığın hafif böyle yanık olan kısmı, böyle şey gibi olan, altın sarısı olan kısmı üste bakacak vaziyette buradaki ince bulgurlu tabakanın üstüne koy. Neyin üstüne? Balığın ince bulgurun üstüne balığı koy. Ha, pilavın üstüne, ya şeyin üstüne. Pilav. Çökmez mi? Hayır, kalıp gibi duruyor. Durmuyor mu seninki? Duruyor. Ha, tamam. Koydum. Koydun, tamam. Evet. Müthiş. Şimdi hazırladığım bu sebzeli karışım var ya. Ha, o vardı, evet. Bak. Evet. Renkli domatesler, şeftali, böyle evet. İnce bulgurun her iki yanına son derece sanatçı dokunuşlarıyla bunları kaşıkla koymanı rica ediyorum senden. Evet, adeta bir Dali gibi. Bir başyapıt, bak bak, müthiş, müthiş. Şeftali, domates, Brüksel lahanası, hepsini beraber hem sağına hem soluna böyle bir sanatçı gibi yerleştiriyorsun Kaan. Çok güzel oldu. Destek olarak şurada. Görüntü nasıl? Görüntü gerçekten bir tablo gibi. Müthiş. Börülcelere bir şey yapacak mıyız yoksa yapacağız. Onun eziyet olsun diye. Sence yapmaz olur muyuz? Hazırladığımız bu lezzetli chimichurri sos var ya. Evet. O chimichurri sosu bir kaşıkla al lütfen. Kaşıkla alıyorum. Ve balığın üstüne böyle bir blok vaziyette bırak. Tamam. Tamam mı Kaan? Evet, tam eski yöneticimin ağzına layık. Sonra buradaki hazırladığın deniz börülcesini de evet. Onun üstüne doğru şöyle hafifçe koyuyorsun. Ay 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 ay. Tamam mı? Gerçek bir sanat eseri. Gerçek bir başyapıt. Yani hayatımın özeti oldu bu yemek. Son ya şu an. Son süslemeleri yapıyorsun Kaan. Son. Son süslemeler. Bu tarifin adını ben kayıp yıllarım koymak istiyorum. Çünkü gerçekten benim kariyerimdeki, kurumsal kariyerimdeki 10 yılı çok güzel özetleyen
Çok retrospektif bir yemek oldu bu. O yüzden kayıp yıllarım olarak koymak istiyorum bunun adını. Eminim. Evet. Eminim çok iyi bir tabak çıkarttın. Çok. En son olarak da burada yeşil yağ var ya. Son süslemeleri. O yeşil yağ şöyle bir. Evet. Şöyle bir gezdiriyorsun üstünden. Yeşil yağı üstünden gezdiriyor. Evet, hafifçe. Birazcık tatlandırıyorsun. Artık servise çıkabiliriz. Hazır mısın? Evet. Tamam. Tamam. Yakmayacağız biberleri çünkü. Çok tamam, önemli. Tamam. Tamam mı? Tamam. Hmm, tamam. He, tamam. 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 Vallahi 17 kere falan tamam demiş olabilirim. Tava evet. 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 Evet evet. 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 Evet'i de 30 kere falan demiş olabilirim. Haydi bakalım. 3 2 1 ve servis kağıdı. Vay. Ya bir şey söyleyeceğim. Vay, o kadar vay, kötü değil. Vay. 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 Benzemiyor mu? Benziyor bence gayet. Benziyor. Şey ama uzaktan akrabalar. Ama işte bu benim 10 yılımın sonu. Bu yeni başladığımda bankaya Kaan. Bu 10 yılın sonundaki Kaan. Ha böyle başlayıp böyle mi geldin? Vay be. Müthiş. Şimdi bir şey soracağım. Tabii. Etapları çok bilmediğim için soruyorum. Benle aynı anda attın mı balığı? Evet, at dedin attım. He. Ama sen acaba sabote etmek için ayarını mı şey yaptınız onun? Bakalım, kaç derece fırının? 180. Kaç derece? 180. Ama at dedin attım. Tamam, ben de attım. Acaba tavayı mı tam ısıtmadık? Yok. Peki ince bulgura ne oldu? İnce bulgur duruyor. Bak bütün inceliğiyle. bütün inceliğiyle burada duruyor. Bütün inceliğiyle bak bak. Hiç çok güzel. Yıkılmadı. Harika. Bölge... Domatesler yanda. Domatesler yanda. Şeftali bu şekilde bir form ben uygun gördüm. Çünkü asla bu yemeklerdeki meyveler yenmez. Kahvaltı tabağındaki portakallar ve yemekteki şeftaliler asla yenmez. Yemez insanlar yani. Yenmez derken yenir tabii ki de. Yemezler. Yani somon var karşı. Yemezler diyorsun. Yemezler. Yani. Şimdi değişeceğiz ve birbirimizin yaptığı tabağın tadına bakacağız. Aa çok iyi. Evet bence de çok iyi. Bu formatta olduğunu bilseydim daha daha özenmezdim. Aa. Hayır daha özenirdim. Şimdi biraz rezil olacağım tabii yok, sen yiyince. Yok hafif bir sashimi havasında olacak ama deneyeceğiz. Şimdi ben Arda'yı biraz araştırdım. Uzak Doğu yemekleri çok seviyormuş. Çiğ balık falan. O yüzden benim yaptığımı o yiyeceği için ben onu biraz az pişmiş. Yani %10 falan pişmiş. Varsa tavsiye ettiğim bir yeme modeli oradan başlayayım ama balığın pişmiş kısımlarına doğru yöneliyorum. Ne de olsa hafif sashimi. Birazcık chimichurri. Chimichurri. O da güzel. Chimichurri o şeydi. Maydanozlar işte o doğrayıcıdan geçirdiğimiz şeydi o sostu. Ama dedi ki Arda az geçir dedi. Yani öyle vüüüt diye yap demedi. İnce bulgur. Sen şeftaliye şans vermedin ama ben vereceğim. Arda'cığım eline sağlık. O kadar güzel olmuş ki. Ha şeftali babam. Bir şey söyleyeceğim. Pilavımı, bulgurumu lütfen tadar mısın? Ya şu bulgura niye pilav? Niye pilav diyorsun? Rice. Bak görmüş ya. Son derece güzel. Brüksel'le anıları ne güzel pişmiş. Çıtır çıtır. Diriliğini koruyor. Balık tam pişmemişti. Yani içi olduğu gibi çiğdi. Kenarında pişen yerleri yemeye çalıştım. Ama geri kalan bütün tabaktaki unsurlar iyiydi. Özellikle şeftali beni benden aldı. Yani gerçekten çok güzel yapmışsın. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Ben 10 üzerinden kaç verirsin objektif? İlk kez böyle bir şey yapıyorum. Yani şöyle söyleyeyim hani eski yöneticine yaptığını, eski yöneticine bu tabak çıktı. Onu düşünerek evet, yaptığını yaptım. Düşünürsen 10 üstünden 7,5 veriyorum 7,5, sana şu an. Harika, süper. Değil mi? Çok, çok iyi. Bence çok iyi bir not. bu sevdiğin mesai arkadaşına yaptığın. Evet. Bu yöneticime yaptım. Sevmediğin yöneticine yaptım. Süpersin. Eline sağlık. Teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim. Çok. Renk kattın. Ben teşekkür ederim. Keyif aldın mı? Çok keyif aldım. İnanılmaz böyle adrenalin oldu. Aha. Hiç yokmuş gibi hayatımda adrenalin. Adrenalinimi adrenalin kattı ama çok iyi geldi bana. Çok eyvallah. Teşekkür ederim. Zaten beğenerek izliyordum. Beğenerek yapmış oldum ve yemiş oldum. İnşallah evde bir dahaki tekrarda bir gömlek daha üstüne koyarsın. Çok pratik bir yemek bu arada. Evet. Hakikaten hiç sanki çok basit yapılan bir yemek değilmiş gibi gözüküyor. Ama inanılmaz basit yapılıyor. Süper. Tam bir bekar işi. Harika. Ellerine sağlık. Ayağına ederim. Sağlık. Çok İyi sağ geldin. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Efendim bu hafta Kaan Sekban'la beraber mutfağa girdik. Size böyle güzel bir yemek yaptık. Biz çok eğlendik. Umarım sizi de eğlendirmişizdir. Önümüzdeki hafta bir başka misafirimle beraber mutfakta sizlere keyifli bir yemek hazırlayacağım. Haftaya görüşünceye dek kendinize Kaan da ben adına. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Yani benim için çok enteresan bir tecrübe oldu. Farklı aletleri, farklı işler için kullanmayı öğrenmiş oldum.
Ama korktuğum gibi geçmedi bence. 7,5 verdi zaten Arda bana. Benden sonra gelecek olan sevgili talihli arkadaşıma çok kolaylıklar diliyorum. Hiç enseyi karartacak bir şey yok. Hayat düşe kalka engellerle dolu. Bugün de bu engellerden birini yaşayacaksın. Ve bu sana çok şey öğretecek. Bana öğrettiği gibi. Julien'den çama çiriyor. Blanche şeyinden işte efendime söyleyeyim Kevgir'e kadar. Buradan sepetimde yine çok dolu şeylerle gidiyorum buradan. Paletim yine rengarenk.